Katimerini. Ege'de gerilim tırmanıyor. Türk savaş gemileri Yunan karasularına yakın konuşlandırıldı. Şark al-Avsat. Türk ordusu Gara Dağı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. TSK Kuzey Irak'ta tam gaz ilerliyor. Middle East Eye. Türkiye KYB lideri Bafel Talabani üzerindeki baskıyı artırıyor. Armeni News. Türkiye ve Ermenistan Aras Nehri üzerinde baraj inşaatı için anlaşma aşaması. Bomba haber Çin'den geldi. Tek Filistin için imzalar atıldı. Türkiye'den İsrail'e sert tepki. Terör örgütü ilan etme çabaları kabul edilemez. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 5 gemi, Yunanistan'a ait Nikiporos Fokas Fırkateyni, Aitittos Gambotu ve Sahil Güvenlik'e ait bir açık deniz gemisiyle Evoli Relume adlı geminin kablo döşeme faaliyetleri yürüttüğü Çoban ve Kerpe Adaları arasındaki bölgede karşı karşıya geldi. Evoli Relume, Yunan Hidrografi Servisi'nin Heraklion İstasyonu'nun Navtex'ini yayınlayarak bölgede araştırma yaptığını duyurdu. Türkiye, bu araştırmaya kendi Navtex'ini yayınlayarak tepki gösterdi ve bölgenin kendi kıta sahanlığı alanı olduğunu savundu. Türkiye ayrıca, bölgedeki tüm araştırma faaliyetlerinin Türk makamları tarafından koordine edilmesi gerektiğini bildirdi. Yunanistan, gerginliğini azaltmak ve durumu çözmek için diplomatik temaslar yürütüyor. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Katimerini, Ege'de gerilimin tırmandığını belirterek, son dakika bilgilerine göre Türkiye, kıta sahanlığının ihlal edildiği gerekçesiyle 5 savaş gemisini, hepsi aynı anda olmamak üzere Güneydoğu Ege'de Çoban ve Kerpe Adaları arasındaki Yunan karasularının hemen dışına konuşlandırdı, ifadesini kullandı. Haber şöyle devam ediyor. Gerilimin kaynağı, Girit ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı olan Büyük Deniz Bağlantısı için gelecekte sualtı deniz kablolarının döşenmesi amacıyla denizde araştırma yapan İtalyan bayraklı araştırma gemisi Levoli Relume'nin varlığı. Türkiye, adaların kıta sahanlığına sahip olduğunu tanımadığı iddia edilen sözde ihlal nedeniyle gemiye itiraz etti. Başlangıçta Türkiye 2 fırkateyn ve 1 korvet gönderdi. Bu duruma karşılık Yunanistan bölgeye bir topçu botu gönderdi. Daha sonra 2 Türk füze kesicisinin bölgeye gelmesiyle bir Yunan fırkateyninin de konuşlandırıldığı öğrenildi. İki ülke arasında gerginliğin bir diğer kaynağı da Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in yaptığı açıklamalar. Georgiadis, Yunanistan'ın ABD'den satın almaya karar verdiği F-35 uçaklarının yeteneklerini tanıttığı bir televizyon programında Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk kuvvetlerinin bir gece ansızın ortaya çıkabileceği yönündeki eski bir tehdidine atıfta bulunan Georgiadis, "Bir gece Ankara'da ortaya çıkıp her şeyi yok edebilirsiniz," diye övündü, ifadeleri yer aldı. Arap medyası Şark al-Avsat'ın haberine göre Türk ordusu Gara Dağı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. TSK Kuzey Irak'ta tam gaz ilerliyor. Yeni üsler ve operasyonlar devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre TSK Metina'nın batısında bulunan Banke köyünde bir kontrol noktası kurdu. Geçtiğimiz haftalarda ise Kani Balav'da bir kontrol noktası kuran TSK bölgede 7 yeni üs inşa etmeye başlamıştı. TSK, Reşava Vadisi'ne takviye birlik göndermeye devam ediyor. Yerel kaynaklara göre TSK, Dereluk Barajı'ndan Reşava Köyü'ne yol yaparak askeri bir hat oluşturuyor. Bu sayede Bahar Tepe'nin doğu kanadı kuşatılmış ve çember daraltılmış olacak. Yerel kaynaklara göre TSK'ya bağlı birlikler, Brados Dağı'nda yeni bir üs inşa ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde TSK, Hakurk'a bağlı Zirara Tepesi'nde de bir üs kurmuştu. Şark al-Avsat haber sitesine göre Türk ordusu, Gara Dağı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor. Haberde Türk ordusunun Gara Dağı'na paralel Matin Dağı zincirinde çeşitli bölgelere askeri güç konuşlandırdığı belirtiliyor. Türk Hava Kuvvetleri Gara Dağı bölgesinde operasyon öncesi yoğun şekilde yumuşatma harekatı düzenliyor. TSK'nın son dönemdeki hareketleri Kuzey Irak'taki varlığını güçlendirmeye ve PKK varlığını zayıflatmaya yönelik bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Özellikle Metina ve Reşava Vadisi'nde yoğunlaşan faaliyetler PKK'yı kuşatarak lojistik imkan ve kabiliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Brados ve Zirara'da kurulan üsler ZAP, Metina, Avaşin, Basyan'la Kandil bağlantısını kesmiş ve PKK'nın lojistik imkan ve kabiliyetleri kısıtlanmış olacak. Gara Dağı'na yönelik operasyon ise PKK'nın sözde önemli bir kalesini ele geçirerek örgütün Irak kuzeyindeki varlığını ciddi şekilde sarsacaktır, ifadeleri kullanıldı. Londra merkezli haber portalı Middle East Eye, Ankara Talabani'nin PKK ile ilişkisini koparmaması halinde operasyonel sonuçları konusunda uyardığını belirtti.
Türkiye KYB lideri Bafel Talebani üzerindeki baskıyı artırıyor başlıklı haber şöyle devam ediyor. Türk güvenlik kaynakları KYB Genel Başkanı Bafel Talebani'ye yönelik baskıyı artırma kararı aldığını açıkladı. Türkiye, Talabani'yi PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor ve rotasını değiştirmemesi halinde operasyonel sonuçlar doğabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz yıl Ankara, KYB'nin kalesi olan Süleymaniye uçuşları yasakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Talabani'yi hedef alan sert kınamalarda bulundu. Türkiye, Kuzey Irak'taki PKK'ya karşı askeri operasyonlarını hızlandırdı ve Metina bölgesine yaklaştı. Bu ilerleme, KRG ve Bağdat'la işbirliği içinde gerçekleşti. Türk güvenlik kaynakları KYB liderine yönelik kamuoyu baskısına rağmen üst düzey PKK üyelerinin Süleymaniye'de bulunduğunu ve burada eğitim aldığını belirtti. Erdoğan PKK'nın şehirde bir hastanesi olduğunu iddia etti. Mart ayında Türkiye'nin Ulusal İstihbarat Servisi Süleymaniye yakınlarındaki gençlik kamplarından sorumlu üst düzey PKK üyesi Gülsün Silgir'i ortadan kaldırdı. KYB içindeki bölünmeler Talabani ve destekçilerini zayıflattı. KYB ve Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olan Bafel'in kuzeni ve kardeşi Lahur ve Kubat Talabani güçlendi. KYB'nin askeri kanadının büyük çoğunluğu Ocak ayında Bafel'e rakip olmak amacıyla kendi partisi Halk Cephesi'ni kuran Lahur'u destekleyecek. Türk güvenlik kaynakları dolaylı görüşmelerde Bafel Talabani'ye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı olan Kubat Talabani'ye mesajlar gönderdi. Ancak Bafel Talabani'nin Türk mevkidaşlarıyla doğrudan görüşme talepleri PKK ile bağlantılı olduğu iddiası nedeniyle reddedildi. Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölgesi'nde PKK'ya yönelik operasyonlarını Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. KYB Sözcüsü Sadi Pira, PKK ile işbirliği iddialarını yalanlayarak KYB'nin Türkiye'ye karşı olmadığını ve Türkiye ile savaşmak istemediğini belirtti. İfadeleri kullanıldı. Ermeni medyası Armen News'un haberine göre Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Aras Nehri üzerinde baraj inşaatı projesinin Türkiye ile anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu. Bu bilgi Sputnik Ermenistan'ın sorularına yanıt olarak bakanlık tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Aras Nehri'nin eski durumuna döndürülmesi amacıyla Burastan ve Araksavan belediyelerinde baraj inşası konusunda tasarım belgelerinin Türk tarafıyla mutabakata vardığını size bildiririz denildi. Bu proje iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların ardından gelen önemli bir işbirliği adımı olarak görülüyor. Aras Nehri Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı oluşturan stratejik bir su kaynağı olarak biliniyor. Baraj inşaatı nehrin düzenlenmesi ve su yönetiminin iyileştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Projenin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmezken inşaatın ne zaman başlayacağı ve proje süresinin ne kadar olacağı gibi konular ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel işbirliğinin artması açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir. Baraj inşaatı projesinin çevresel etkileri ve yerel halk üzerindeki olası sonuçları da yakından izleniyor. Hem Türkiye hem de Ermenistan bu projeyle birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyor. İki ülke arasında varılan bu anlaşmanın bölgedeki diğer sınır ötesi su yönetimi projeleri için de bir örnek teşkil edebileceği düşünülüyor. İfadeleri kullanıldı. Hamas ve rakip Filistinli El Fethi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli grup, aralarındaki ayrışmayı sona erdirmek ve savaş sonrası Gazze'yi birlikte yönetebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla Salı günü Pekin'de bir ulusal birlik anlaşması imzaladı. Çin devlet medyasına göre Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün ulusal birlik için bir anlaşma imzaladık ve bu yolculuğu tamamlamanın yolunun ulusal birlikten geçtiğini söylüyoruz" dedi. Hamas, Çin'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu açıkladı. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, toplantıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bedran, Pekin'de Filistinli gruplar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bildirinin Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bildirinin oluşmasında Çin'in gösterdiği büyük çabadan ötürü teşekkür eden Bedran, ABD'nin Filistinli gruplar arasındaki anlaşmaya karşı çıktığını vurguladı. Bedran, Filistinli gruplar tarafından imzalanan bildirinin en önemli noktasının Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim koşullarını hazırlayacak bir Filistin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kurulması olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Parlamentosu'nun
Ajansı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğunu belirtti. 1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan ajansın milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğunu vurgulayan açıklamada, İsrail'in ajansı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Gazze'deki ajans okullarına sığınan sivil halka hedef alan ve son 9 ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in ajansı terör örgütü olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. Türkiye, ajansa güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu ajansa yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve ajansa destek vermeye davet ediyoruz denildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak seçimler dolayısıyla Porlamar kentinde partisi tarafından organize edilen mitingde halka seslendi. Maduro, ülkesindeki aşırı sağcıların pazar günü yapılacak seçimlere gölge düşürmeye çalıştığını belirterek halktan provokasyona gelmemesini istedi. Güvenlik güçlerinin şiddet eylemleri ve enerji santrallerine yönelik olası saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini vurgulayan Maduro, halka zarar vermek için yaptıkları son hata olur. Yeter artık. Venezuela'nın barış, ekonomik büyüme ve refaha ihtiyacı var ifadesini kullandı. Maduro, 6 ay içerisinde ihtiyaç sahipleri için en az 3 milyon yeni konut inşa edeceklerini ve bu konutların 400 binini 2025'te teslim edeceklerini söyledi. Venezuela oligarşisinin ülkenin petrol kaynaklarını ABD'yi kastederek gringolara devretmek istediğini savunan Maduro, 28 Temmuz'da büyük bir zafer kazanacağız ve Caracas'ta ırkçı oligarşiye haddini bildireceğiz. Onlara yaptırımların, ablukanın ve ekonomik savaşın hesabını soracağız diye konuştu. Venezuela halkı 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimin devlet başkanı Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo González arasında geçmesi bekleniyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.